ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kentte heyecan uyandıracak dev bir proje için daha kolları sıvadı. Eski Garaj Yeni Proje adıyla eski garaj yerine yapılacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kültür ve Yaşam Merkezi projesinin tanıtım toplantısında konuşan Cengiz Ergün, "Projemizde yok yok, bu projede insan odaklı her şey var," dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eski garaj yerine yapılacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kültür ve Yaşam Merkezi projesi Eski Garaj Yeni Proje adlı toplantıyla tanıtıldı. Toplantı Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlendi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, belediye başkanlığı dönemi öncesinde söz konusu olan alanla ilgili başka düşüncelerin olduğunu hatırlattı. Ergün, çeşitli kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hep zirvede yer aldıklarını belirtti. Başkan Ergün, yeni hizmet binası projesiyle ilgili 2011 yılında proje yarışması başlattıklarını da hatırlattı. Ergün, hizmet binasının Manisa için önemli bir eksik olduğuna vurgu yaptı. 2009 seçimleriyle Manisa'nın kaderi değişti. 2011-2012 yıllarında Geliz kavşağına yapmayı planladığımız yeni ototerminal hizmet binaları 2 yıl gibi bir kısa süre içerisinde 2014 yılında yeni ototerminalimizi tamamlamıştır ve orayı taşınma süreci başlamıştır. O dönem Manisa Belediyesi tarihinin en büyük yatırımlarıyla bu ototerminal hizmet binasını Manisa'ya kazandırmıştır. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından proje müellifi Mimar Emre Arolat kürsüye davet edildi. Arolat, Manisa için önemli bir projeye imza attıklarını ifade etti. Projeyi hazırlama sürecinde Manisa'nın demografik yapısı, ekonomisi, tarihi ve kültürel zenginliği ile gelişme durumu gibi kriterleri göz önünde bulundurduklarını ve detaylı bir araştırma yaptıklarını vurgulayan Mimar Emre Arolat şöyle konuştu. Eski garaj benim az bildiğim açıkçası, Orta Amir Hoca'nın çok iyi bildiği ve aslında çok uzun süredir sürecini bir mimar olarak takip ettiğim bir bölgeydi. Ve bu proje, bu yeni proje aslında bizler açısından, benim açımdan kişisel olarak Manisa'yı çok daha iyi öğrenmeme sebep oldu. Zira biz her projede aslında o projenin yapıldığı yeri çok önemseriz, yapıldığı durumu çok önemseriz, oradaki bütün ölçütleri çok önemseriz. Neredeyse bildiğimiz her şeyi bir tarafa koyup, sanki hiçbir şey bilmiyormuşçasına o durumu, oradaki bütün ölçütleri, tasarıma herhangi bir biçimde etkin olabilecek her noktayı araştırırız. Bunun için de aslında biraz uzun bir süre gerekir. Burada ben Büyükşehir Belediyesi'ne bir kere daha teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı da verdiler. Konuşmanın ardından projeyle ilgili hazırlanan tanıtım filmi davetlilere gösterildi. Proje, toplantıya katılanlardan tam not alırken büyük heyecan yarattı. Toplantı, Lale Fuaye Salonu'nda düzenlenen kokteyle son buldu. Sevgili seyirciler, Manisa merkezli 9 ilde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17'si polis, 6'sı öğretmen, 23 şüpheli adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolünden geçirildi. Manisa Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy'un yürüttüğü soruşturma kapsamında Manisa, Aydın, Erzurum, Ankara, Balıkesir, Denizli, Malatya, Van ve Amasya'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişi terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne finans sağlamak suçlamalarıyla Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasında FETÖ-PDY'nin emniyet imamlarının da bulunduğu, bu kişilerin örgütteki üyelere yönelik toplantıları organize ettikleri ileri sürüldü. Manisa merkezli 5 ilde 17 Mayıs'ta FETÖ-PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün emniyetten sorumlu imamlarıyla bu kişilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla aralarında polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 20 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine serbest bırakılanlardan 4'ü daha tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında 27 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmişti. Polis ekipleri 12 Temmuz'da 13 polis ve 6 öğretmeni, 13 Temmuz'da ve dün ikişer polisi gözaltına almıştı. Adreslerinde bulunamayan diğer 4 polisin yakalanması için başlatılan çalışmalarsa devam ediyor. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında imar konusu ön plana çıktı. Yunus Emre Belediyesi'nin Bunadiye Mahallesi ile ilgili eksik yaptığı imar planlarının komisyona havale edilmesine itirazlarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne il genelinin imar planını yapma çağrısında bulunan Cengiz Ergün, "Gelin Manisa'nın tamamının imar planlarını el birliğiyle yapalım, bu işe katkıda bulunalım," dedi. Dünya şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyesi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gündem maddelerinin oylanmasına geçilmeden önce yaptığı konuşmada, Kore'de düzenlenen 14. Aerobik Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı, takım halinde dünya ikincisi aerobik takımı ve dünya altıncısı olan Nihat Can Gül'le hocaları Gürkan Er ve yardımcılarını tebrik etti. Bizleri de gururlandıran dünya şampiyonu olan aerobik dünya şampiyonusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi sporcumuz ve diğer sporcularımızın dünya birincisi Ayşe Begüm Onbaşı, takım halinde dünya ikincisi olan grubumuz Ayşe Begüm Onbaşı, Deniz Şahin, Mehmet Ercoş ve dünya altıncısı olan Nihat Gül olmak üzere onları çalıştıran ve büyük emek veren değerli hocaları Gürkan Er ve yardımcılarına da şahsım adına bütün Manisa Büyükşehir Meclisi olarak ve Manisalılar adına da teşekkürü bir borç diliyoruz. İnşallah bu başarıları bizleri önümüzdeki süreçte de gururlandıracak sonuçları tekrar getirir. Gündem maddeleri arasında Yunus Emre Belediyesi tarafından hazırlanan ancak bazı eksiklikleri nedeniyle yeniden komisyona havale edilen Muradiye Mahallesi imar planları vardı. Cengiz Ergün maddenin komisyona havalesine itiraz eden Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyelerine seslendi. Meclise ismi olmayan spor tesislerine isim verilmesi önergesi görüşüldü. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki spor tesisine Hüsnü Çelik, Atatürk Kent Parkı içerisindeki tesislere de Necmi Temizel ve Aydoğan Tina isimleri verildi. Konuyla ilgili MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgür'ü söz aldı. Tüm maddelerin oylanarak karara bağlanmasının ardından 9 Ağustos Salı günü toplanmak üzere meclis birleşimine son verildi. 27-28 senedir Manisa'nın mimarını yapmayanlar noktasında geçen dönem yaşadıklarımızı bütün Manisa biliyor. Hala buradan bir kere daha söylüyorum. Manisa'nın imar planlarının yapılması için gelin her birliğiyle şu tarım görüşünü, DSE görüşünü değiştirelim, halledelim. Bir kere daha söylüyorum. Hem Şehzade'yi, hem Yunus Emre'yi, hem de Manisa'nın tamamını, Muradiye'si dahil olmak üzere. Sadece Muradiye değil bizim işimiz. Bütün Manisa'nın planlarını yapmaktır. Gelin her birliğiyle bu işe katkıda bulunun. Sevgili seyirciler, Türk Sağlık Sen Manisa Şubesi düzenlediği basın toplantısında Başbakan Binali Yıldırım'ın "Demek ki acil servis sadece tedavi etmiyor, mutluluk ve yuva kurmak için de bir hizmet veriyor" sözlerine tepki gösterdi. Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Rıdvan Mutlu, Manisa Devlet Hastanesi Acil Servis önünde sendika üyelerinin de katılımıyla yaptığı basın açıklamasında Başbakan Binali Yıldırım'ın
Bir arkadaşımız söyledi, çok ilgimi çekti. Acil servislere bayramda vatandaşlar gidiyorlarmış. Niçin gidiyorlarmış biliyor musunuz? Kız bakmaya gidiyorlarmış. Artık hastaneler o kadar şirin hale geldi ki vatandaşlar oğullarını, kızlarını evlendirmek için acil servislere gidiyorlar. Oralara yuvalar kurmak için ziyaretler yapıyorlar. Acil servisler artık sadece sağlık hizmeti vermiyor. Yuva kurmak için de hizmet veriyor. İşte geldiğimiz nokta bu. Sözlerine tepki gösterdi. Sayın Başbakan'ın acil servisler ile duyduklarına değil, gidip de gördüklerine inanması daha makul ve mantıklı olacaktır. Bugün acil servislerde iş yükü katlanılmaz bir hal almıştır. Bir yılda 100 milyonun üstünde acillerde muayene yapılmaktadır. Sadece 9 günlük bayram tatilinde bir ilimizin 20 hastanesinin acillerinde toplam 100 bin hasta muayene edilmesi yoğunluğu anlatmaya yeterlidir. Acil servislerdeki bir başka önemli sorun ise acil olmayan hastaların acilde muayene olmak istemesinden dolayı yaşanan yoğunluk ve sıkıntıdır. Acil servislere başvuruların %70'inin acil olmadığını bizzat bakanlık tespit etmiştir. Yeşil alan uygulamaları da ne yazık ki çare olmamıştır. Mutlu, acil servislerin sağlıkta şiddetin en fazla yaşandığı yerlerden biri olduğunu da sözlerine ekledi. Acil servislerdeki en önemli sorunlardan birisi de şiddettir. Acil servisler sağlık çalışanlarının en fazla şiddete uğradığı birimlerin başında gelmektedir. Bu birimde çalışanların tamamı sözlü ve fiili olarak şiddete uğradıklarını ifade etmişlerdir. Gruplar halinde saldırıların gerçekleştirildiği ve talan edilen acil servislerde çalışmak aynı zamanda hayati tehlike altında hizmet vermekle eş anlama gelmiştir. Aciller kız bakma yeri değil, vatandaşa hayati müdahalelerde bulunurken kendi sağlıklarını ve hayatlarını riske atan sağlık çalışanlarının hizmet ürettikleri yerlerdir. Ortada böylesine bir tablo varken acil servislerin kız beğenme yeri olarak dile getirilmesi, magazin haberlerine alet edilmiş olması yanlıştır. Sorunların üstünün kapatılmasına neden olacaktır. Yuva kurmanın yeri olmak, bir yana aşırı iş yükü ve nöbetler nedeniyle çalışanların aile hayatlarında sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Sağlık çalışanları evlenmek bir yana iş yoğunluğundan evlerine gidememektedirler. Evlenen ve çocuk yapan sağlık çalışanlarının da süt izni kullandığı için döner sermayeleri kesilmektedir. Kısaca sağlık çalışanlarının evlenmesi ve mutlu bir aile hayatı sürmesi bizzat bakanlık tarafından zorlaştırılmakta ve imkansız hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle Sayın Başbakanımızdan talebimiz acilleri ziyaret ederek yaşananları bizzat yerinde görmesidir. Gördüğü manzara karşısında eminiz ki acil çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapma talimatı verecektir. Sevgili seyirciler, Turgutlu ilçesinde horoz dövüşü yapılarak bahis oynandığı iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Mayıs Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir adreste horoz dövüşü yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. İzmir-Ankara Karayolu Kaynar mevkisinde bulunan Tüm Kümes Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nde bahiste horoz dövüşü yaptığını tespit eden ekipler operasyon yaptı. Operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama, hayvanlara kötü muamele ve eziyet suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılara 6.132 lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen 21 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sevgili seyirciler, Şehit Sadeler İlçesi Halk Eğitim Müdürlüğü genelinde KPSS ve girecek öğrenciler için günde 5 saat olmak üzere 320 saatlik ücretsiz kurs açıyor. Kurs için müracaatların başladığını belirten yetkililer, amacımız dershanelere gitme imkanı bulamayan kişilere yardımcı olmak dedi. Biz Şehit Sadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak ayın 18'inde başlayacak ve toplamda 320 saat kapsayan KPSS sınavlarına hazırlık kursları açmaktayız.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak için kamu personeli seçme sınavı ön lisans ve lise düzeyindeki sınavlar için Şehzadeler Halk Eğitim Müdürlüğü 320 saatlik ücretsiz kurs açtıklarını duyurdu. İmkanı olmayan, kurslara katılamayan vatandaşlarımızı kurslara davet ediyoruz. Kurslarımız hafta içi her gün 5 gün olacak. 5 saat olacak. Günlük 5 saat olarak planladık. Kayıt olmak isteyen kursiyerler müdürlüğümüze gelerek müdür yardımcısı arkadaşımız Gönül Hanım'a başvurularını yapabilirler. Dediğim gibi ayın 18'inde herkesi davet ediyor, bekliyoruz ve şimdiden herkese başarılar diliyorum. Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Gönül Yıldırım açılan kurslar hakkında bilgi verdi. Vatandaşlarımızdan çok yoğun bir şekilde talep söz konusu. Bildiğiniz üzere KPSS ön lisans ve lise düzeyindeki sınavlar 2 yılda bir yapılıyor. Ve vatandaşlarımızın çoğunun dershaneye gitme olanağı olmuyor. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak bu imkanlara sahip olmayan vatandaşlarımıza bu noktada destek olmaya çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, zaman zaman duyarlı sivil toplum örgütlerinin başlattığı askıda ekmek, askıda sucuk, askıda kitap, askıda pide, askıda simit gibi kampanyalar toplumda çok takdir edilse de rağbet görmediğinden uzun ömürlü olmuyor. Aslında bu kampanyaların asıl amacı yardımsever ile ihtiyaç sahibinin birbirini tanımadan dayanışma sağlaması. Bu kampanyanın en büyüğünü ise Manisalı bir kadın evinin dış duvarında yapıyor. Manisa'da yaşayan emekli endüstri mühendisi Nur Ülker, gösterdiği örnek davranışıyla insanlık ölmedi dedirtti. Şehzadeler ilçesi Utku mahallesi 1817 sokaktaki 103 no'lu apartmanın zemin katında oturan bir kız çocuğu annesi Nur Ülker, ihtiyaç sahipleri zengin fakir ayırt etmeksizin her kesimden vatandaş için açık havada ücretsiz giyim mağazası açtı. Vatandaş bu uygulama sayesinde beğendiği kıyafetleri ücretsiz bir şekilde buradan alabiliyor veya evindeki kıyafetleri getirip buraya asabiliyor. Evde giymediği kıyafetleri raflara asan ve isteyenlerin raflardaki kıyafetlerden biriyle giymediği kıyafetini değiştirebileceğini belirten Ülker, bu uygulamayı kardeşlik adına yaptığını belirtti. Kalabalık bir aileyim. Sonuçta yani çocuklar var, büyükler var, yaşlılar var. Birbirimizle paylaşalım diye düşündüm yani. Bir aileyiz burada. Ülker'in başlattığı uygulamaya olumlu tepkiler veren mahalle sakinleri getirdikleri kıyafetleri isteyen vatandaşa ulaşması için raflara astı. Sokaktakiler öğrenecekler, başka sokaklardan da geçenler görsünler. Ülker tüm insanlarca kalabalık bir aile olduklarını dile getirdi. Ülker uygulamanın asıl amacının kardeşçe paylaşmak olduğuna vurgu yaptı. Buraya gelen geçen vatandaşın oturup dinlenmesi için dinlenme yeri yapan Ülker yanına kitap kutusu koyarak içini kitap, dergi ve gazetelerle dolduruyor. Dinlenmek isteyen vatandaşlar oraya oturup hem rahat bir nefes alıyor hem de orada bulunan gazete, kitap ve dergileri okuyor. Duyarlı vatandaş Nur Ülker aynı zamanda hayvanseverliğiyle de biliniyor. Bu apartmanda da öyle bir şey oluşturmak istedim. Hatta bir gece çıkabildik. Yani apartmanca toplanıp dışarıda oturduk. Sohbet ettik falan ama o amaçla düşünmüştüm. Daha sonra yaşlılar çok mutlu oldular buradan, hani camdan falan gördüğümde. Allah razı olsun, kim yaptıysa işte buradan geçerken dinleniyoruz falan. Sevgili seyirciler, Şehzadeler ilçesi Akpınar mahallesinde yaşayan vatandaşlar arası hazır olan İmam Hatip İlk ve Ortaokulu'nun bir an önce yapılmasını talep ediyor. Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Saknuk, mahallesinde arsası hazır olan ancak bir türlü yapılamayan İmam Hatip İlkokul ve Ortaokul binasının yapılmasını istedi. Muhtar Saknuk, mahallesinde öğrenci sayısının fazla olduğunu belirtti. Bildiğiniz gibi daha önceden de aynı bu arsa üzerinde bu arsa üzerinde konuşulmuştuk. Ondan sonra tabii bunu daha önce milletvekillerimize, ondan sonra Milli Eğitim Müdürümüze, kaymakamımıza, ilçe Milli Eğitimimize bunları dile getirdik. 2000 İmam Hatip ilk daha öğretim. Önce burası bir sağlık ocağı. Daha önce sağlık ocağıydı. Sağlık ocağından alındı Milli Eğitim.
bize devrildi. Bu arsa şu an Milli Eğitim'indir ve 2016'nın programına Sayın Selçuk Bey Efendi'nin de bunun bilgisinde okula ayrıldı ve 2016'nın programına alındı. Ben bunu il Milli Eğitim'imizde ziyaret ettik. Biz dedik bunu programa almışız. İnşallah dedi biz bunu başaracağız. Bunu tekrardan yapacağız. Sevgili seyirciler, İzmir, Aydın, Uşak illerinde hitap edebilecek laboratuvar kompleksi ve araç kontrol test merkezi tamamlandı. TSE yeni hizmet binasını taşındı. Aynı bina içerisinde bulunan araç kontrol merkezi önümüzdeki günlerde de açılarak hizmete verecek. Araç kontrol test merkezi 6 ay önce tamamlandı. TSE Manisa Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı. Araç kontrol test merkezinin ise önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor. Bina 2015 yılı Ağustos ayında hizmete açılacaktı. Ancak bazı cihazların alımı yapılmadığı için büyük yatırım açılışı 2016 yılına ertelenmişti. Ege bölgesinin en büyük laboratuvarları kompleksi yanı sıra araç kontrol ve test merkezinde LPG'li araçların gaz sızdırmazlık ve montaj raporları da verilebilecek. Sevgili seyirciler, kimliği belirsiz kişi veya kişiler yollarda bulunan demir döküm logar kapaklarını ve kaldırımlarda bulunan çöp bidonlarının kapaklarını çalıyor. Kapakları çalınan logarlar üzeri açık olduğu için içerisi toprak ve çöplerle doldu. Turgut Özel Mahallesi canlı hayvan pazarına giden yolda bulunan ve kapakları çalındığı için üzeri açık olan logarlar araçlar için büyük tehlike yaratıyor. Vatandaş ve sürücü şehrin muhtelif yerlerinde logarların açıkta olduğunu söyleyerek yetkililerden çözüm bekliyor. Park kenarlarında bulunan çöp bidonlarının da kapakları çalındığı için içerisindeki çöpler çevreye saçılıyor. Parklara oturup dinlenmek için gelen vatandaş etrafa yayılan çöplerden ve kokudan oldukça rahatsız. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürecek. Akhisar Belediyespor basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, ikinci etap kampın yarın Düzce'deki Topuk Yaylası'nda başlayacağını söyledi. Acar, takımın sezona iyi hazırlanması ve oyuncuların uyum sağlaması açısından kampın önemli olduğunu, sakat futbolcunun bulunmamasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getirdi. Kampın verimli geçmesi için çalışmaları yoğun şekilde sürdüreceklerini kaydeden Acar, bir hafta sürecek kampta hazırlık maçı yapacaklarını sözlerine ekledi. Sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Akhisar Belediyespor'da basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, futbolcular Mervan Çelik ve Peter Gırbiç ile yollara ayırdıklarını belirtti. Akhisar Belediyespor basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, iki oyuncudan da kendilerine kulüp bulmaları istendiğini aktararak teknik heyetimizin raporu doğrultusunda iki oyuncuyla karşılıklı oturup görüştük. Peter Gırbiç ile iki, Mervan Çelik'le de bir yıllık sözleşmelerimizi feshettik. Akhisar Belediyespor'a verdikleri hizmetlerinden dolayı iki oyuncuya da teşekkür ediyoruz dedi. Acar, bu iki oyuncunun da yarın başlayacak olan Topuk Yaylası kampına dahil edilmediğini, ancak istedikleri takdirde kendilerine yeni kulüp bulana kadar altyapı kadrosuyla antrenman yapabileceklerini sözlerine ekledi. Sevgili seyirciler, yeni sezon öncesi hazırlıklarını hızla sürdüren Marisa Büyükşehir Belediyespor'da futbolcular sürat, çeviklik, patlayıcı kuvvet gibi birçok fiziksel uygunluk testinden geçti.
Bu şekilde yeşil beyazlı futbolcuların fiziksel değerleri belirlenecek ve çıkacak sonuçlara göre de yeni antrenman programları hazırlanacak. Spor Toto 3. Lig temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediye Spor'da futbolcular yeni sezon öncesi hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Halil Unutmak spor tesislerinde hazırlıklarını gerçekleştiren yeşil beyazlı futbolcular performans testlerinden geçti. Sürat, çeviklik, patlayıcı kuvvet, eklem açıları, postural testler ve yorgunluk eşiği gibi çeşitli testlerden geçen sporculara çıkacak sonuçlara göre yeni antrenman programları belirlenecek. Sonuç itibariyle tespitten sonra kişiye özel fiziksel uygunluk programları dizayn edilecek. Nedir bu? Bir futbolcunun süreti, çevikliği, patlayıcı kuvveti, postürel durumu gibi bazı parametreleri şu anki bugünkü durumunu tespit ediyoruz ve ona göre bir fitness yani fiziksel uygunluk programları dizayn edeceğiz ve uygulatacağız. Ve belli bir süre teknik antrenmanlarla bunu kombine edip bir süre sonra tekrar bu testleri yapıp acaba ne kadar yol kat etmiş sporcularımız kişiye özel onu göreceğiz. O yüzden de sevgili seyirciler, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 20 branşta açtığı il spor merkezleri yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor. Yaz spor okullarına şu ana kadar yaklaşık 2500 kişinin başvurduğunu belirten Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doktor Savaş Duman, başvuru sayısının 3000'i geçmesini beklediklerini dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen il spor merkezleri yaz spor okulları Manisa'da büyük ilgi gördü. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 20 branşta açtığı yaz spor okullarına yaklaşık 2500 kişi başvurdu. Çocuk ve gençler 20 branşta hizmet veren yaz spor okullarında yüzme branşı haricinde açılan tüm kurslardan ücretsiz olarak faydalanıyor. Açılan kurslar arasında tekvando, judo, muay thai, boks, futbol, basketbol, voleybol, badminton, tenis, güreş, handbol, masa tenisi, eskrim, karate, okçuluk, atletizm, jimnastik, wusu, atıcılık ve yüzme yer alıyor. Çocuk ve gençlere sporu sevdirerek yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı yaratmak ve toplumda spor kültürü oluşturmak amacıyla açılan yaz spor okullarına kayıtların Eylül ayına kadar devam edeceği belirtildi. Raketle top arka arkaya olacak, böyle değil. Temmuz 2016 tarihli dolar, euro, altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde. Dolar ve euro yükselişe geçti. Buna göre dolarda alış 2,89, satış 2,89. Euro alış 3,20, satış 3,20. Altında ise düşme yaşandı. Buna göre altının gramı alışta 123, satış 123. 15 Temmuz 2016 tarihli Manisa Ticaret Borsası verilerine göre üzüm ve pamukta fiyatlar şöyle. Çiğitli pamuk 2 lira. Çekirdeksiz kuru üzüm en az 3,30, çekirdeksiz kuru üzüm en çok 4,10 lira. Thank you.
ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.